Merhabalar, Otomobil Mece kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım arkadaşlar. Daha önceki videomda belirtmiş olduğum gibi Enzo'nun garajında yeni araba alınacak demiştim. O gün geldi çattı. Uzun bir beklemeden sonra arabamızı değiştirdik. Evet, bildiğiniz gibi Türkiye'de babamlarda Volkswagen Polo var. Volkswagen Polo'ya elveda dedik. Ve onun yerine ne arabası aldık acaba? Ne arabası aldık? Lafı daha fazla uzatmayayım. Aldığımız araba yan tarafta görmüş olduğunuz fotoğraflar Kia Stonic. Stylish ve ikonik isminden birleştirilerek bu isim verilmiş bu arabaya. Gerçekten çok akıllıca bir seçim. Bu seçimi yapmamızda birçok etken var. Bu arabayı seçmemizde birincisi bize çok yakın oluşu, annemlere çok yakın oluşu, babamlara çok yakın oluşu. Bildiğiniz gibi babam sağlık problemlerinden dolayı engelli. Engelli indiriminden yararlanmak için senelerdir araba bakıyorduk kendimize. Ama elde olmayan sebeplerden dolayı otomobil bulamamıştık biliyorsunuz. Pandemi şu bu derken ülkeye araba girmiyor doğru dürüst. Giren arabalarda hemencik sahibini buluveriyor. Sıraya girdik. Geçen Temmuz'da 2022 Temmuz 2022'de sıraya girdik Kia'ya. Anca şimdi sıra geldi bize arkadaşlar. Allah'a şükür diyoruz buna da Allah'a şükür. Mart ayı itibariyle bu Kia Stonic 1.0 turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu otomobil 100 beygir üretiyor ve 170 Nm'de torku var. 3 silindirli bir otomobil ve çok az yakan bir otomobil. B segmenti araç kullanıyorsanız ve SUV'ye geçecekseniz ve ben SUV'den pek hoşlanmıyorum, alışmam zor olur diyorsanız Kia Stonic biçilmiş kaftan. Çünkü diğer B segment SUV'lere göre biraz daha alçak. 1 metre 50 santim yüksekliği var arabanın. Ve sürüş pozisyonunda bir otomobil kullanıyormuş hissi vermesini istiyorsanız Kia Stonic bu açıdan çok iyi. Ve B segmenti araç kullanan arkadaşlarımız SUV'ye geçmek isterlerse bu araba çok akıllıca bir seçim. Neden derseniz hem fiyat olarak hem ekipman açısından, opsiyonları açısından biz Coolline paketini aldık yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu şekilde arabanın 22 Mart günü alındı araba. Yani Arife günü alındı. Herkesin Ramazan ayı kutlu olsun bu arada. Allah kabul etsin. 22 Mart itibariyle bu arabanın anahtar teslim fiyatı DSG, yani DSG değil de yani DSG'ye tekabül eden otomatik vites var üzerinde. 7 ileri çift kavramalı şanzıman var. CVTC mi ne öyle bir şey deniyor ismine. Yeni jenerasyon şanzımanlı geldi bize araba. 845 bin lira. Ve tabi bildiğiniz gibi az sayıda geldiği için ne yapıyor showroomlar? Üzerine bir şeyler ekleyip açıktan para alıyorlar. Tabi göz yummak zorundasınız. Çünkü araba pek yok. Azar azar geliyor. Arabada seramik kaplama var ve full arka camlar da dahil olmak üzere, yan camlar da dahil olmak üzere film kaplı. Bize bu şekilde geldi. Seramik kapramalı çil çil. Güzel bir şey. Ufak tefek çiziklere karşı dayanıklı olur. Onun için bir 80 bin lira para verildi peşin olaraktan. Bu yüzden de arabanın geliş fiyatı bize 525 bin lira oldu. Kaldı ki babam %90'ın üstünde özürlü olduğu için normalde %50 indirim olması lazım. Ama bu şekil paketin üzerine ilave edildiği için araba yarı fiyata gelmedi bize. Biraz daha pahalıya geldi. Bu arada 1.4 atmosferik motor çok Kia'cılar tarafından sevilen bir motor. 1.4 atmosferik motorun da fiyatı bugün itibariyle Mart 22 Mart itibariyle diye söyleyeyim size 485 bin lira %50 indirimle birlikte.
Ama onun dışında tabii ki o arabanın da fiyatı 800 bin liralara yakın bir fiyat. Yani 790 bin lira o civarda olması lazım. Onun da anahtar testinin normal fiyatı. Ve bu araç bize anahtar testim geldi. Birlikte imece usulüyle peşin parayla aldık bu arabayı arkadaşlar. Volkswagen Polo'yu sattık tabii. Onu da tabii Kia elden gitmesin diye kapora yatırıldı. Ardından Polo satışa sunuldu. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Her zaman her istediğimiz olmayabiliyor. Volkswagen Polo'yu sattık. Kolay satılacağını biliyorduk. Çok müşteri geldi arabaya. Ve Polo'yu 250 bin liraya verdik. Biraz ucuza gitti ama olsun. Neden olsun? Çünkü geciktirseydik bu sefer Nisan ayı fiyatları çıkacaktı Kia'nın. Arabanın fiyatı daha da yükselecekti. Zaten biliyorsunuz 1 Ocak 2023 itibariyle 1 milyon 80 bin liraya çıkarıldı. Yanlış hatırlamıyorsam indirimi, engelli indirimi 1 milyon 80 bin lira olan arabalara kadar tekabül ediyor. Onun yukarısını alamıyorsunuz isteseniz bile. Bizim de zaten kesemize uygun ve işte ailenin kullanabileceği bir tip araba arayışın içerisindeydik. Bir de bakımlarını sürekli showroom'daki atölyesinde yaptırmak istediğimizden dolayı da bize yakın olması gerekiyordu. Biliyorsunuz annemler Kuşadası bölgesinde oturuyorlar, Davutlar'a 2-3 kilometre mesafede, Söke ile Davutlar arasında. Söke'de de Kia'nın çok kolay bir şekilde güzergahta olmasından dolayı, çevre yoluna yakın oluşundan dolayı, bu tür sebeplerden dolayı Kia'yı seçtik. Bir, ikinci seçişimizin sebebi de Kia 5 yıl garantili arkadaşlar. Türkiye'de 5 yıl garantili. Avrupa çapında 7 yıl garantili Kia. O yüzden de seçmemizin sebeplerinden biri de bu. Bildiğiniz gibi engelliler sıfır araç aldığı zaman, bu zaten engelli araç olarak ilk aldığımız otomobil. 20 senedir Volkswagen Polo'ya biniyorduk. Engelli indirimi uzun zamandan beri var Türkiye'de. Bilenler bilir, aşağıya yazın hangi tarihten beri var. Biz de 3-4 seneden beri engelli indiriminden babamı faydalandırıp bir sıfır araba alalım ki bu Volkswagen Polo artık her ne kadar orijinal de olsa, benzinli de olsa, LPG hiç görmemiş de olsa, kilometresi düşük de olsa, bütün faturaları Volkswagen tarafından yapılmış olmasına rağmen otomobil eskiyen bir şey. Değiştirme zamanı geldi dedik. Babam da yaşlandı, 80 yaşın üstünde. O yüzden yeni jenerasyon, ondan sonra yokuş yardımlı, destekli bir otomobil gerekiyordu ne zamandan beri babama. O yüzden de sıfır otomobil alma sevincini yaşıyoruz ailecek. Biz de çok sevinçliyiz tabii, çünkü Türkiye'ye gittiğim zaman uçakla gidiyorum biliyorsunuz. Türkiye'ye vardığımda babamların arabasını kullanıyorum. Türkiye'ye vardığım zaman arabanın deneme sürüşünü de yapar, size bir videosunu atarım. Şimdilik bir iki video ve birkaç fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, kanalımı takip edin. Abone olmadıysanız abone olun. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler. Otomobilmece takipte kalın, esen kalın. Bye.